F-35'leri almaya hazırlanan Yunanistan, Milli Muharip Uçak Kağı'nın en korkutucu özelliğini böyle açıkladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve yerli imkanlarla üretilen Kaan, ilk uçuşunu gerçekleştirmesiyle büyük bir başarıya imza attı. Hint basınında çıkan, Kaan'ın F-35'ten üstün özelliklerle donatıldığı haberleriyle birlikte, Türk savunma sanayi yeteneklerinin dünya çapında tanınması adeta bir dönüm noktası oldu. 21 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat açıklığına sahip Kaan ile Türkiye, 5. nesil savaş uçağı üreten az sayıdaki ülkeler arasında yer aldı. Bu, Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemesinin somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Öyle ki, Kaan uçtuktan sonra Wikipedia, 5. nesil savaş uçağı üreten ülkeler arasına Türkiye'yi de ekledi. Fakat bir süre sonra sayfadan bu kısım kaldırıldı, hemen akabinde gelen tepkiler üzerinde Wikipedia sayfaya bu kısmı tekrardan ekledi. Kaan'ın uçuşu sadece bir savaş uçağının uçuşu değil, arka planda yatan anlam çok daha derin. Diğer ülkeler de bunun farkında olmalı ki, dünya savunma sanayi sayfalarında şu an konuşulan öncelikli maddelerden birisi de Milli Muharip Uçak Kaan'ımız. Kaan'ın ilk uçuşu, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Yunanistan'ın F-35'lerini geride bırakabilecek potansiyele sahip olduğu haberleri, Türk savaş uçağı endüstrisinin gücünü göstermesi açısından önemli. Özellikle Kaan'ın, Doğu Akdeniz ve Ege'deki jeopolitik gerilimlerde Türkiye'nin etkili bir güç olmasını sağlayacak niteliklere sahip olduğu vurgulanıyor. Haberlerde, Kaan'ın teknik özelliklerine de dikkat çekiliyor. Uçağın çeviklik ve yük kapasitesi, F-35'i geride bırakacak düzeyde olduğu belirtiliyor. İki Amerikan F-110 motoruyla donatılan Kaan'ın maksimum kalkış ağırlığı, F-35'in kalkış ağırlığına yaklaşık olarak eşit seviyede olmasına rağmen, çıkardığı termal izi önemli ölçüde azaltması Kaan'ı ön plana çıkarıyor. Burada motor kısmına da değinmek istiyorum. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in son açıklamalarında Kaan'ın seri üretime başlayacağı tarihe kadar yerli motorun hazır olacağını ve Kaan yerli motor ile seri üretime geçeceği müjdesi de çok kritik bir yer kaplıyor. Kaan'ın askeri yetenekleri de oldukça etkileyici. Havadan havaya muharebe yetenekleri, dahili silah yuvalarından hassas vuruş kabiliyeti ve yapay zeka desteğiyle donatılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesini büyük ölçüde artırıyor. Ayrıca, Kaan programı kapsamında, Türkiye'nin savunma sanayisindeki altyapısının güçlendirilmesi de göz önünde bulunduruluyor. Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi gibi dünyanın önde gelen test merkezlerinin ülkeye kazandırılmasıyla birlikte, Türkiye'nin savunma teknolojileri alanında bağımsızlığına katkı sağlanıyor. Kaan'ın yüksek manevra kabiliyeti, özellikle Ege'deki askeri gerilimlerde Türkiye'nin avantajını artırıyor. Diğer savaş uçakları ile yapılan çatışmalardaki manevra kabiliyeti, Türk Hava Kuvvetleri'nin üstünlüğünü ortaya koyarken, Kaan'ın bu alandaki performansı daha da dikkat çekeceğe benziyor. Sonuç olarak, çeşitli dış basın medya gruplarına göre, Kaan'ın F-35 ve benzeri uçaklarla karşılaştırıldığında üstün özelliklere sahip olması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı ve güçlü ilerleyişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türk savunma sanayi, Kaan gibi projelerle dünya sahnesinde etkili bir oyuncu olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, TUSAŞ mühendislerinin gösterdiği azim ve fedakarlığı vurgulayarak, işte bu ruhtur, bu ülkeyi yücelten diyerek gururumuzu taçlandırdı. Kaan projesinin temelleri 2010 yılında atıldı ve o günden bu yana Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerleyişi adım adım devam etti. Projede görev alan uzmanlar, Kaan'ın kavramsal tasarımından uçuş testlerine kadar her aşamada büyük bir özveriyle çalıştılar. Uçağın gövde tasarımı sürecinde ortaya konan detaylar, Türkiye'nin askeri teknolojide geldiği noktayı açıkça gösteriyor. Kaan'ın ilk uçuşu, sadece sembolik bir adım değil, aynı zamanda teknik bir başlangıçtır. Uçağın performansı ve yetenekleri, tasarım sürecindeki modelleme ve simülasyonların doğruluğunu ortaya koyacak şekilde incelenecek. Test uçuşlarıyla Kaan'ın sınırları zorlanacak ve her ayrıntı titizlikle değerlendirilecek. Uçuş sonrası elde edilen veriler, Kaan'ın gelecekteki gelişim yol haritasını belirleyecek önemli bir kaynak olacaktır. Türkiye, Kaan projesi sayesinde savunma sanayinde kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda önemli adımlar atmakta. Kaan'ın envantere girişiyle birlikte, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetleri önemli ölçüde artacak ve ülkemiz daha güçlü bir konuma yükselecek. Kaan projesinin uluslararası boyuttaki önemi de büyük.
Türkiye'nin bu teknolojik başarısı, dünya genelinde dikkatle takip edilmekte. Özellikle bölgesel rakiplerimiz için Kaan'ın ortaya çıkışı, dengeleri değiştirecek nitelikte. Türkiye, kendi güvenliğini sağlarken aynı zamanda bölgesel barış ve istikrarın korunmasına da katkı sağlayacak. Sonuç olarak, Kaan projesi Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarı hikayelerinden sadece biri olarak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik umut dolu bir vizyonun da simgesidir. Türk milleti, askerleri ve mühendisleriyle birlikte geleceğe güvenle bakmaktadır. Kaan, Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını tüm dünyaya gösteren bir sembol haline gelmiştir. F-35'leri almaya hazırlanan Yunanistan, Milli Muharip Uçak Kağı'nın en korkutucu özelliğini böyle açıkladı.